kripto paraları konuşacağız. Kripto varlık yatırımlarına biliyorsunuz hukuki bir çerçeve getirildi. Kanun me teklifi Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildi. Düzenleme ile hizmet sağlayıcıların Sermaye Piyasası Kurulu'ndan artık izin alması da zorunlu olacak. O yasalara uymayan platformlara da ağır yaptırımlar geliyor. Bir süredir görüşmeleri devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte mağduriyetlere neden olan yasal boşluklar giderildi. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için sermaye piyasası kurulundan izin alması zorunlu olacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımıyla tedbir ve yaptırım uygulama konusunda da SPK yetkili olacak. Böylece hem yatırımcı korunacak hem de hizmet sağlayıcılara yaptırım uygulanabilecek. Kripto para platformlarında fiyatlar serbestçe oluşacak. Düzenleme ile piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemin tespiti, önlenmesi ve tekrarlanmaması amacıyla işlem esasları belirlenecek. Platformlar bünyelerinde her türlü önleyici tedbiri alacak. Yasa izinsiz faaliyetlere ve haksız rekabetin önüne geçirebilmesi için hapis ve para cezasını da öngörüyor. Piyasa bozucu eylemlere 246 milyon lirayla 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. SPK'dan izin almadan çalıştığı tespit edilen kişi veya şirketlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Evet haberimizde de izledik kripto varlıklara ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi bu düzenlemenin ayrıntılarını konuşacağız. Bir de yarın Singapur'dan gelecek gri liste kararı var. İşte bu kararı da değerlendireceğiz. Konuğum İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener ile birlikte. Sayın Şener hoş geldiniz diyorum ana habere. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Meltem Hanım. Çok teşekkürler efendim. Düzenlemeye dair aslında en merak edilen konuların başında vergilendirme geliyordu. Kripto yatırımcılarından vergi alınacak mı? Nasıl bir çerçeve çizildi? Sizden dinleyelim. Evet tabii Meltem Hanım biliyorsunuz özellikle vergi konusu çok gündeme gelmişti. İşte işlem başına vergi alınacak denildi. İşte bu kazançlardan vergi alınacak, gelir vergisi alınacak vesaire denildi. Fakat yasada böyle bir düzenleme yok gördüğümüz kadarıyla. Yani ne işlem vergisi var ne de gelir vergisi var. Fakat şöyle bir durum var. Onu da özellikle daha sonraki yönetmelikle vesaire düzenlenecektir şüphesiz ama özellikle bu işlem sağlayıcı platformlar biliyorsunuz SPK tarafından yetkilendirilecek. İşte bu platformların yıllık gelirlerinden yüzde biri SPK'ya yıllık gelirlerinden yüzde biri de TÜBİT'e nakledilecek. Yani Mayıs ayı itibariyle yani herhangi bir vergi yok. Yani vatandaşlara dönük bir vergi yok. Buralardan işlem yapacak olanlara dönük bir vergi yok. Ama, Ama platformlara yüzde ikilik bir ek bir maliyet geliyor değil mi? Evet platformlara getiriliyor bu sadece. Yani platformların faiz gelirleri hariç diğer gelirlerinin işte bir yıllık geliri ne kadarsa onun yüzde biri kadarı SPK tarafına aktarılacak. Yüzde biri kadarı da e, TÜBİTAK tarafına aktarılacak. Çünkü biliyorsunuz bu işlemin hani denetimi, yürütülmesi vesaire bir SPK tarafından bir işlem yapılması gerekiyor. Diğer taraftan TÜBİTAK'ın da bu işin hani elektronik ortamda olduğu için TÜBİTAK tarafından da bir takım sistemlerin oluşturulması, denetlenmesi söz konusu. O yüzden de evet alanla satana bir vergi getirilmemiş. Yani bunların kazançlarına bir vergi getirilmemiş. Yani siz kripto varlıkları bu piyasalarda aldınız, sattınız, diyelim bir kar elde ettiniz, 10 liralık bir kar elde ettiniz ama bu 10 liralık kardan dolayı gelir vergisi de ödemeyeceksiniz. Aynı zamanda işlem vergisi de ödemeyeceksiniz. Vergi yani, olarak e biz e ödemeyeceğiz e belki olur. ama Sayın Şener şimdi e platformlara getirilen bu ekstra ek yüzde ikilik maliyet acaba kendi komisyon bedellerini artırmaları şeklinde kullanıcılara yansır mı diye bir soru geliyor benim aklıma. Yani dolaylı olarak kullanıcıya yansıtılırsa kullanıcının da tabii ki karı bir miktar düşecektir. Bunun önü açık değil mi? Tabii gayet haklı. Buna herhangi da. bir kısıtlama getirilmiyor çünkü. Eğer e ki platformlar bunu müşterilerine yansıtırsa yani alıp satanlara yansıtırsa dediğiniz sonuç ortaya çıkar. Ancak burada da SPK devreye girecektir denetim mekanizmasıyla. Bunun yansıtılması engellenecektir. Çünkü buradaki oranlar da belli marjlarda tutulacaktır. Yani örneğin denecektir ki işlem vergisi binde 1 ile binde 5 denilecektir. Yani siz müşteri olarak burada binde beş olanı tercih etmezsiniz doğal olarak. Binde biri tercih edeceksiniz. O yüzden oradaki marjlar da belirleneceği için bunun müşteriye yansıtılması kolay olmayacak. Yani müşteriye yansıtılması da denetlenecek aynı zamanda. Dolayısıyla bunu daha ziyade burada vergideki amaç işlem yapan platformların... Platformlara uygulanan bir vergi var aslında. Bu çok önemli oldu aslında. Yaptığınız çok net bir açıklamaydı. Bir de kripto para platformlarının İzin alması gerekiyor SPK'dan artık bu zorunlu bir hale getirildi. Yetkili kurumlar nasıl belirlenecek, hangi kriterler alır aranacak bundan da bahsedelim dilerseniz. E, tabi burada belirleyici SPK olduğu için e, şu anda faaliyette de olan kripto varlıkların alıp satıldığı platformlar var biliyorsunuz Meltem Hanım. Yani diyelim siz bir platform açacaksınız buradan işlem yürüteceksiniz. Bu izne tabi izin alacaksınız ama mevcut olanlara da bir aylık bir süre tanınıyor. Yani mevcut olanlar da bu yeni düzenlemeye göre yetkilendirilmesi gerekiyor. Yani bunlar da ruhsat almaları gerekiyor. Nasıl ki bir banka işlem yapmadan önce, faaliyetle girmeden önce gidip de ruhsat alıyorsa Merkez Bankası'ndan bu platformların tamamı da bundan sonraki süreçte SPK tarafından ruhsatlandırılması gerekiyor. Lisans yani değil mi? Bir lisans alacaklar ama bunun da bir maliyeti olacak mı o kurumlara? Neden soruyorum? Çünkü kurumlar genelde kendi maliyetlerini yansıttığı için onu anlamaya çalışıyorum. Ne kadar ek maliyet gelecek? Çok haklısınız ama bunları da yansıtamayacaklar. Çünkü burada hem bunların yani sermaye yeterliliğine dönük bir takım yani bunları yasadan sonra yönetmelik çıkarıldığı zaman detaylarını daha ziyade göreceğiz Hı -hı. ama genelde şu şekilde yapılması e, ihtimal dahilinde onu söyleyelim. Yani buradaki yönetmelikle birlikte örneğin siz bir platform kurmak istediğinizde yani böyle bir platformunuz ya da var da izin almak istediğinizde tabii ki doğal olarak nasıl ki bir bankanın sermayesi aranıyor, belli şartların dahilinde yapması aranıyor, belli denetimlere tabi olması şartlarıyla aranıyor. Bunların tamamı da denetim altına alınmış oluyor. Yani son derece olumlu şu açıdan olumlu. Tabii sistemin evet. devamlılığı evet. açısından da ve güvenilirliği açısından da oldukça önemli e, tabii aslında. Tabii ki olumsuzlukları gördük dikkat ederseniz hani vatandaşlar gittiler, paralarını yatırdılar bu platformlardan. Tabii e, vatanlar, kaçanlar. Ama neticede bunların bir sermayesi olmadığı için bu e, aracı kurumlar dükkanı kapatıp gittiklerinde hiçbir şey alamadı vatandaşlar mağdur oldu. Yani dolayısıyla orada hani devlete de denildi ki ya biz mağdur olduk burada paramızı yatırdık. İşte bunları devlet karşılasın. Böyle bir yöntem yok. Tabii ki şu andaki mevcut sistemle bütün alış satışlar güvenilir hale getirilmiş oluyor. Yasal hale getirilmiş oluyor. Böylelikle yatırımcılar korunmuş oluyor. Yani vatandaş 3 kuruş tasarrufuyla buradan bir kripto varlığa yatırım yaptığında güvence altında yapmış olacak son derece olumlu yani bu Türkiye'de iyi bir örnek de oluyor aslında küresel piyasalarda da hani henüz kripto varlıklarla ilgili Avrupa Birliği'nde dahi çok ciddi anlamda yasal düzenlemeler yavaş yavaş yapılıyor ama dünya geneline de aslında bizim hızlı bir şekilde aksiyon almamız yani bunları kontrol altına almamız yasal çerçeveye oturtmamız ülke içindeki bu tür yatırımlara yapılan yurt dışına yapılan e, yatırımları da engellemiş olacak. Yani buradan para transferinden ziyade artık güvenli bir şekilde vatandaş buradaki aracı kurumlar aracılığıyla da bunu alıp işlemlerini İşlemlerini yapabilecekler. Sayın Şener Olabilir. bir de şimdi yarın da önemli bir tarih. E, onu da sizinle konuşmak istiyorum. Singapur'da biliyorsunuz mali eylem görev gücü toplantısı yapılacak. Önemli burası. Sizce buradan hangi karar çıkar? Çünkü gri listeden çıkarsak... E, Önemli aslında gelişmeler olabilir Türkiye ekonomisi açısından da siz neler bekliyorsunuz? Tabii Meltem Hanım özellikle yeni ekonomi modeli, yeni ekonomi yönetimi son 9 aydan beri bu gri listeden çıkmak için çaba sarf ediyor. Şubat ayında da önemli bir aşama geçildi. Yani buradan denetimler sağlandı. Biliyorsunuz bu mali eylem gücü dediğimiz eylem gücü diye bağlı bir kuruluş. Yani bu ülkelerin kara parayla ilgili, para aklamayla ilgili, terörün finansmanıyla ilgili, yasa dışı para trafiğiyle ilgili kararlar alıyor. Yani bir ülkenin burada olması demek, gri listede olması demek, yani en azından özellikle doğrudan yatırımları çekmesi anlamında çok sıkıntılı bir duruma düşmesi demek. Şimdi Türkiye bu işi hak ediyor muydu? Hak etmiyordu. Ancak yeni ekonomi yönetimi son 9 aydan beri Buradan çıkmak için 40 tane kriter verilendi mali eylem gücü tarafından. Bu 40 kriterin tamamı sağlandı. Bu kripto yani para piyasası ile ilgili yapılan düzenleme de o 40 maddenin arasında mıydı Sayın Hocam? Yani şöyle söyleyelim tabii 40 madde arasında kripto ile ilgili düzenleme yoktu ama şöyle yani özellikle bu mali eylem gücünün belirlemiş olduğu 40 tane ana başlık vardı. İşte Paraların transferiyle ilgili, e, kara paranın işte para trafiğinin nasıl yönetilmesiyle ilgili bununla ilgili hem İçişleri Bakanlığının hem işte biliyorsunuz bununla ilgili zaten Türkiye bu Mali Eylem Gücü 1989'da kuruldu. Türkiye 1991 yılında üye oldu buraya ve biliyorsunuz Mali Suçları Araştırma Komisyonu var Türkiye'de. Yani MASAK dediğimiz mali suçlarla ilgili araştırma komisyonu var. Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini yürütüyor bu kurum biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar bu çerçevede kurulmuş kurumlar. Şimdi Türkiye 40 tane ana kriteri halletti. Çok yüksek ihtimalle yarın itibariyle Türkiye buradan çıkmış olacak. Yani gri listeden. Çünkü yarın bu eylem gücünün son toplantı günü ve burada da alınan kararlar açıklanmış olacak. Sayın Şimşek de biliyorsunuz oraya Takılacak. katılmak üzere Singapur'a gitti. Dolayısıyla Türkiye bu kriterleri tamamladı. Tamamladığı için de çok yüksek ihtimalle yani çok büyük bir siyasi aksilik ya da farklı bir... Büyük bir sürpriz olası. olmazsa tüm beklentiler evet. değil mi çıkmamız yönünde Ama aslında. Hani kolay kolay da siyasi bir aksiyon burada e, ortaya çıkma olasılığı düşük gözüküyor. Çünkü teknik bir heyet burası yani teknik kararlar veriyor. Türkiye'de bu teknik kararları yerine getirdiğine göre... ...yarın itibariyle gri listeden Türkiye çıkmış olacak. Çok Sayın çok Şener gayret... çok az sürem kaldı. O yüzden şimdi ekonomi yetkilerini konuşmak istiyorum çok hızlı bir şekilde. Borsa ve dövizin yönü ne olur bunu sormak istiyorum. Enflasyona nasıl yansır? Ee, özellikle piyasalardaki etkisini sizinle değerlendirelim istiyorum. Buyurun. Yani tabii çok haklısınız Meltem Hanım. Bunun ekonomiye yansıması özellikle şu şekilde olacak. Öncelikle yabancı yatırımların önü daha da açılmış olacak. Yani... Özellikle doğrudan yatırım şeklinde yatırımcılar ülkelere gideceği zaman gri listede mi, kara listede mi yoksa hani böyle bir sıkıntıları yok mu buna bakılıyor. Yani öncelikle yabancı yatırımların yani özellikle doğrudan yatırımların önü açılmış olacak gördüğümüz kadarıyla. İkinci aşaması da şu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarında da etkili burası. Yani gri listede olup olmadığınız ...bu kuruluşların notlarını da etkiliyor. CDS'lere de yansıyacak dolayısıyla. Peki, buradan çıkalım. Yansıyacak. E, Bütün buralara yansıması demek... Hı hı. E, ...enflasyonla ilgili beklentilere de olumlu yansıması demek. Yatırımlarla ilgili beklentiye de olumlu yansıması demek. Piyasanın daha stabil hale gelmesi demek. Bu da hem borsaya pozitif olarak katkı sağlayacak bir unsur. Çünkü sadece doğrudan yatırım gelmiyor bu kararlarla... ...aynı zamanda sıcak para dediğimiz o tahvile hisse senedine, borsaya gelen yatırımları da kastediyoruz. Orada da iyileşmeleri beklemek lazım. Çünkü yatırımcı algıya bakıyor, yatırımcı güvene bakıyor. Yani güveniyorsa geliyor, algı olumluysa, ekonomiyle ilgili beklenti olumluysa yatırımcı geliyor. Dolayısıyla bütün bu kararlar, yani hem ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar, hem bir taraftan kredi derecelenme kuruluşlarından pozitif sinyallerin geliyor olması, e bir taraftan da yarın itibariyle gri listeden çıkacak olmamız doğal olarak hem borsaya pozitif yansıyacak hem de kurun daha stabil olmasını sağlayacak. Bu doğal olarak da ilerleyen aşamalarda enflasyona e, olumlu olarak yansımış olacak. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener efendim. Ana haberde bizimle birlikteydi. Yarın gerçekten önemli bir tarih, önemli bir gelişmedir. Bizler de aktarıyor olacağız son gelişmeleri.